Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 16-22 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 15 Kasım'da doğan Akrep yeni ayının enerjileriyle yeni haftaya başlıyoruz. Güneş 21 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak. Ve bu hafta artık Mars retrosunun da sona ermesi enerji anlamında bizi destekliyor. Biraz daha günlük hayatımızda daha rahat hareket edebilir. En azından eyleme dönük cesur bir şekilde girişimlerde bulunabiliriz. Özellikle ilişki dinamikleriniz Güneş'in Akrep'teki ilerleyişi nedeniyle daha fazla aydınlanıyor bu dönemde. Akrep yeni ayı evlilik gibi, işbirlikleri gibi bazı ortaklıklar ya da bazı anlaşmalar, sözleşmeler, yasal konularla ilgili faaliyetleri de gündemimize daha fazla alabilir. Şimdi ay hilal fazında olacak bu hafta. Planlarımızı, fikirlerimizi artık eyleme dönüştürmeye başlayabiliriz. Pazartesi ve salı ay yay burcunda. Pazartesi ve salı biraz daha parasal konular, ödemeler, banka işleri, kredi işleri, faturalar ve benzeri konular gündeminizde olabilir. Bunlar belki eşinizle ilgili bir konu, belki hani yasal bir konu gündeminizde ve işin daha çok maddi paylaşımlarına, hisseli alanlarına yönelebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe ay Oğlak burcunda. Özgüveninizin oldukça yükseldiği günler aslında. Gökyüzü sizi çok destekleyecek bu anlamda. Oğlak burcundaki Jüpiter, Satürn ve Plüton'un bu hafta Akrep burcundaki Güneş'le yapacağı olumlu açı, özellikle eşinizden, partnerinizden, yakın bir arkadaşınızdan maddi manevi güçlü destekler alabilmenizi sağlayabilir. Hukuksal konularda ve yasal anlaşmalar, sözleşmeler ve benzeri alanlarda da son derece yapıcı, uzun vadeli adımlar atabileceğiniz, pratik çözümler bulabileceğiniz önemli bir haftadasınız ve hafta ortası özellikle çarşamba ve perşembe günleri bu konuları daha rahat ele alabilirsiniz. Cuma ve cumartesi ay artık Kova burcunda olacak. Evet, ay Kova burcunda toplum önünde yaptıklarınız biraz daha dikkat çekici hale gelebilir, daha görünür olabilir. Bu anlamda tabii ki kariyer konuları, görevler, sorumluluklar veya aile içerisinde ebeveynlerle ilgili bazı meşguliyetler sizin için öncelikli hale gelebilir. Ay Kova burcunda uzak hedeflerinizi de şöyle bir belirleyebilirsiniz. Kendinizle ilgili beklentileriniz nedir? Gelecekle ilgili düşünceleriniz nedir? Onlara da odaklanacağınız ve bununla ilgili de faaliyetlerde bulunabileceğiniz iki gün, cuma ve cumartesi özellikle. Pazar günü ay Balık'ta. Biraz sosyalleşmek, biraz eğlenmek istiyoruz. Daha romantik konulara, sanatsal faaliyetlere, hobilere pazar günü zaman ayırabiliriz. 21 Kasım'dan itibaren ise ay artık, Güneş artık Akrep'ten ayrılıp Yay burcuna geçiyor. Bir ay boyunca Güneş Yay burcunda olacak. 8. evinizde olacak. Bu da sizin için daha çok finansal konular anlamına geliyor. Yani para konuları, yatırımlar, paylaşımlar, hisseli paralar. Özellikle Güneş'in aydınlatmasıyla sizin için öncelikli hale gelebilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.